Allah yukarı 20-25 senedir uğraşıyoruz. Neyle ilgileniyorsunuz burada? Şeftali, mandilin. Peki nasıl başlıyor üretim? Hangi aşamalardan geçiyor? Nasıl emek veriyorsunuz buralara? Şimdi şöyle, şeftali ağacı budanıyor. Budanıyor işte bu, arkadaşlar işte bu budanır için işte şeftali çırpılarını topluyorlar işte. Ellerine götürüyorlar. Daha sonra işte gübre atıyoruz. Tarlaya sürüyoruz. İlaçlaması, sulaması, işçiliği, seyreklemesi bu şekilde. Yani çalıştırdığınız insanlara da para veriyorsunuz. Mutlaka, mutlaka. Peki yoksa o geldiğinde emeğinizin karşılığını alıyor musunuz? Tabii, alıyoruz. Yani mesela bu şey, gübre pahalı değil mi? Mazot pahalı tabii, her şey. Hayat pahalı, yani, mazot da pahalı, gübre pahalı, işlik. Yapacak bir şey yok. Bunlar. Bir şekilde uğraşıyoruz hani. Kesinlikle almıyoruz ama malımız, bakacağız, yapacak bir şey yok hani. Çünkü elinizdeki tek iş bu değil mi? Tabii, mutlaka. Çocuklar... Çiftçiyiz, tabii var, mutlaka var. Çocuklar okula gidiyor. Hanım, ev hanımı. Bir şekilde idare ediyor zaten. Yapacak bir şey yok. Yapmasın olmuyor. Çiftçilere yeterli destek sağlanıyor mu peki? Hayır. Bir mazot desteği oluyor ama o da az. Az. Çok az. Şu an mesela geçen sene gübre mesela 80 lirada, şu an 120 lira. Mazot geçen sene kaç para, şu an kaç para? Bu şekilde hani. Vallahi şu an çiftçiyi fazla destek hükümetten gelmiyor sanırım. Nasıl geliyor? Büyük çiftçiye geliyor. Ufak çiftçiye gelmiyor. Mesela devletimiz diyor ki şu süt ürünlere işte destek yapıyoruz diyor. Çiftçinin mesela 5 tane ineği var, o almıyor. Hangi zengin çiftçi 100 tane ineği var, onlar destekleniyor. Biz şu an kendi şeyimizi hallediyoruz hani. Doğru veriyoruz. Ya da kendimiz işliyoruz. Bu şekilde. Yanımızda hükümet destek veriyor, vermiyor diye siz de söylüyorsunuz da ufak çiftçiye fayda görmüyor, büyük çiftçiye. Yani şöyle yani, ufak biz de dönüm diyor, dönümde veriyoruz diyor. Ama ufak dönümdekilere olmuyor, 10 dönüm aşağısını vermiyor. Diyor ki devlet mesela 10 dönüm aşağısını vermiyor. Devlet çalışan askeri ücretle aldığı para sanki geçimini yapabiliyor mu? Bir en kiralık daire 800 bin liradan aşağı değil. 1000 lira verdiğini hesapla. Bunun bir de iki tane çocuğu varsa, okula gidiyorsa, bu 1000 lirayla evin mutfağının masrafını, çocuğunun masrafını giderebilir mi? Hadi anne baba bırak bir yana. İki tane çocuğun geleceği 1000 lira yeter mi? Bir de okuduğunu farz et. Dur, siz ne iş yapıyorsunuz burada? Neyle geçiminizi sağlıyorsunuz? Ben şu an askeri ücretle turizmde çalışıyorum ben. Böyle ekmek mi gidiyorsunuz? Yok, bu şey için yani, tandır için, ekmek pişirmek için yani. Yediyor musunuz sürekli peki? Hayır, senede bir kere. Yetiyor yani. Ne kadar alıyorsunuz?
aşağı yukarı bir iki traktör götürüyoruz. O da bize dört taneye ancak yetiyor. Çiftçilikle uğraşıyor musunuz peki burada? Yok, çiftçilikle uğraşmıyoruz. Bizim tarla bahçemiz yok yani. 22 sene, 23 senedir biz buradayız. Yok, hayır, kendi memleketimizde bile dahil toprağımız yok yani. Yani bir metre karış yok yani. Ben 3 tane, 4 tane oğlan, bir de hanım 5. Benle beraber 6. 2000 lira nasıl geçimimi yapacağız? Karın tok öyle işte. Dediği gibi ya. Yani fırın ekmeği alamıyoruz, tandır ekmeğiyle geçiniriz işte. Kendiniz evde bir şeylerden kısarak yapıyorsunuz. Tabii ki muhakkak yani. Her şeyden kısıyoruz yani. Ama asgari ücret ay başı geldi mi yetmiyor. Artı bir de engelliyim ben, şeker hastasıyım. İki sefer anji oldum ben kalpten. Hipertansiyon var, migren var bende. Benim tek isteğim devletten bu engelli olanlara biraz daha destek isterim yani. Biraz daha erken emekli yapmalarını isterim ben yani. SSK'dan gün veriyorlar engellilere. %41 olanlara mesela hemen emekli yapmaları lazım ama emekli yapmıyorlar, gün veriyorlar, 5000 gün. O zaman çalışsın daha iyi. Sizin engeliniz nereden? Ben dolayı, tansiyondan, bir de kalpten. Yüzde kaç? %58. İsmail usta.